Star Trek 2. sezonun 12. bölüm The Royal bölümü. Bu bölüm çok tatlı. Şimdi geçen bölümü kapatırken söylemiştim. Bu bölümün hissiyatı, o atmosferi, ortamı. Biraz ben böyle şeyi de seviyorum. Bu ara o gazım da var. Çok vakit bulamadım ama böyle daha 60'lar, 70'ler filmleri izleyeyim. Biraz daha böyle sakin sakin. O eski renk tonlarındaki o blurlu filmleri izleyeyim. O <laughs> filmleri izleyeyim gazım var biraz. O yüzden de çok tatlı geldi. Bu bölümde daha önce haritada bulunmayan Teta 16 Güneş Sistemi'ndeki 8. gezegene gidiyorlar. Oradaki yörüngeye girdiklerinde lan diyorlar burada bir gemi var. Parçalanmış. Hayırdır bu neyin parçası? Allah Allah falan diye bakarken bir bakıyorlar ki NASA'nın gemisi. Dünyadan gelmiş. Orada aa diyorlar hayırdır ne iş bu? Önce Klingon gemis falan zannediyorlar ve o sırada da hemen yine paralel olarak da Demin Demin tabi sen Demin söyledin bunu bölümü izleyenler muhtemelen iki gün araya izleyecek. Bir önceki bölümde konuştuğumuz işte Picard'ın merakı entelektüel merakları böyle. Aynen ha? entelektüel meraklarında bu sefer matematik görüyoruz ve evet. Fermat'ın son teoreminden e, bahsediyor. Bak, bak kaptana bak kaptan oturmuş odasında Fermat'ın son teoremini çalışıyor. Aynen. Helal olsun kral. Youtube kanalı açsa anlat da izleyelim ya. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi abi? Boşa gitmesi bunlar. Ne öyle <laughs> kaptan. Gezerken anlat. Vlog gibi işte. Space log. S log. Aa güzel bak. Space log gibi bir şey yapabilir. Ondan sonra Fermat'ın teoremi konuşurken de şöyle çok güzel bir cümle kuruyor. Çok zeki izliyoruz ama oğlum kral matematikçinin 800 yıllık denklemini bile çözememişiz. <laughs> Hay diyor bizim gagamıza diyor böylece bölüme giriyoruz. Ben bu bölümden iki tat aldım bu arada ama baştan birini söyleyeceğim. Birincisi Pranaut of Apes tadı. Sen sanırım izlemedin Pranaut of Apes hala. Ee, işte, maymunlar ayaklanmıyor mu? Evet evet. İlk film ama eski film. <laughs> orijinali mi diyorsun yok orijinali izlemedim hala biliyor musun ee, onu o zaman bir ara izleyelim de yatay bakışta konuşalım merak ediyorum tepkini nasıl olacak okay. bir o tadı aldım ikinci aldım tadı da ileride söyleyeceğim bence çok tatlı bir bölüm ya bu böyle ee... yani şey güzel gidiyorlar ya böyle çok absürt anladın mı bir kere hani iniyorlar gezegene simsiyah bir yerdeler Allah Allah neredeyiz falan bir takım ayarlamalar yapıyorlar Ha bu arada mutlak Otan sıcak kapısı var. Mutlak sıcaklık, mutlak soğukluk değeri o zamanlar bilinmiyor muymuş acaba? Eksi 291 santigrat diyor ya çünkü yüzey hızı soğukluğu. işte evet. İşte eksi 273 geçemiyor falan filan. Neyse <laughs> mutlak soğuk değerini kaçırmışız orada. Önemli değil. Ee, çok, çok, takılmamışlar bir, galiba. Ha, bir gidiyorlar döner kapıdan giriyorlar. Vay işte bilmem 1900 bilmem kaç tane oteli gibi bir yere geliyorlar filan. Böyle şey yani daha kötü bir yönetmenlik, daha kötü bir montaj, daha kötü bir e, prodüksiyon da çok sıkıcı olabilirmiş bu bölüm. Tuhaf bir şekilde keyifli olmuş ama. Yani üçlü iyi çünkü. Yani aşağıya inen üçlü evet. giden üçlü iyi. Riker, Data ve Worf'un böyle dünyanın bir takım şeylerine Worf da Data da uzak ya. Yani o ikisinin o kumarhane ortamına alışmaya çalışması. <laughs> Data'nın böyle dandik kitapla alakalı. işte bu kitaplar klişe olmaları tanınır falan gibi yorumlar. Picard'ın yukarıda okuduğu kitaptan sıkılması işte okuyor böyle Diana Troy'a Diana Ture şey diyor ya dünyalar böyle kitaplar mı okuyor falan diyor böyle hani. İşte... <laughs> çok üzülüyor ya çok tadı kaçıyor çok tatsız buluyor ya bir de böyle tabii tabii, böyle tabii yani sesini. işte şey, neyse belki düzelir falan filan diyor bir şeyler diyor böyle neticede ama komik bir yapının içerisinde üstümüyle yani bir kitabın içerisine hapsoluyorlar filan biraz Ali Harikalar diğer bir kafası var hemen orada bir parantez açayım e, otele tabii ilk girdiklerinde eee deske gidiyorlar. Assistant manager orada. O da ya dedim bu adam inanılmaz tanıdık. Ee, <laughs> Sam Anderson zaten tanıdık olmaması imkansız. Yakın dönem Biton dizide filmde oynamış birisi. Zaten Aa, ben çıkartamadım hiç. Nerede oynadı? <laughs> mı? Lost'ta falan <laughs> oynamıştı. İşte şeyde Forrest Camp'ta var. Grey's Anatomy'de var. ER'de var. Yani her şeyde gözüken tam yan rol abi yine şeydeki yaşlı abi asistan Manager olan. Ben Hı -hı. adını bilmiyordum açıkçası. Tipini çok aşinaydım da. Sam Onu da araya sokuşturayım. Bu bölümde e, benim söyleyeceğim şu. ikinci aldım tada geçeyim. E, Space Odyssey tadı çok aldım. Çünkü o sonda adamın gittiği ve tuhaf böyle bir odada kaldığı bir an vardır ya. Herkes işte ne oluyor lan burada falan der. Orada aslında daha sonra e, Kubrick'in de açıklamaları ortaya çıkmıştı. Hani orada bir deney ortamı var aslında. Hani bir e, şey yapılıyor insan bulunuyor uzayda evrende gezerken ve onun kendini rahat edebileceği yani aslında farklı bir zekanın insan hakkında bulabildiği en basit bilgilerden oluşturdu. Ya işte sizin yatak odanız böyledir herhalde evinizde böyledir burada mutlu olursunuz gibi düşünüp aslında çok alakasız belki de bir Kayseri diye Fransız tarzı bir odada yatırmak gibi yani <laughs> orada da öyle bir şey yaşıyordu karakter ve böyle şok oluyordu. Burada da aynı durum oluyor aslında. Yani klişe bir kitaptan ortaya çıkıp ya işte insan herhalde burada rahat eder abi böyle bir kitap popülermiş falan deyip ona göre aşırı klişe bir hayatın için hapsolması. Bunu şu yüzden çok sevdim. O zaman işte Space Odyssey'deki o yakalanan insanın şoku aslında bizim bu dönem her gün yaşadığımız o loopta kalma gibi. Yani o klişelerden kaçamama, etrafındaki bütün dizilerin, filmlerin artık aynı olması. Hmm. Aradan böyle iyi bir şey yakaladım mı ulan oh be rahatladım demesi ve o hayata hapsoldum düşünsene ne kadar ürkütücü yani. Onu hissedince biraz o an dedim çok akıllıca yazılmış. Yani Space Odyssey'den iyi esinlenmişler diye düşündüm. Evet, böyle. Yani uzak. bende bile şey oluyor abi böyle açıyorum bazı gün YouTube'da bile izleyecek bir şey bulamıyorum biliyor musun? Gidip eskiden evet, izlediğim abi. videoları tekrar izliyorum falan böyle sıkıntıdan. Buna o kadar yani. katılıyorum ki yani yeni videolar da yani aynı aynı hep aynı. Şey bir de işte yani herkes trendleri takip etmeye çalışınca aslında herkes aynı şeyi üretiyor. Herkes aynı şeyi üretmeyip farklı bir şeyler yapayım diyenler de işte haftada bir ya da ayda bir en fazla video atıyorlar. E sen de bitiriyorsun onları bir süre sonra sürekli aynı şeye kalıyorsun gibi oluyor. Burada da işte o yani yani şey astronotun ölümü işte çok acıklı senin dediğin gibi. Yani adam her gün aynı şeyi yaşadı. Hem de sıkıcı aynı şeyi yaşadı bir şeyin içerisinde hapsolmuş olmuş kalmış. E, kitabın da galiba sonu e, kitabı kitabı buluyorlar mıydı bu arada kitabı buldular buluyor, mı? Buluyor buluyor. Riker buluyor kitabı hatta kitabı bakıp inceleyince de okutuyorlar ondan sonra çözüyorlar. çözüyorlar yani. Doğru. Keşke astronot abim de sonunu okuyup da oradan çözseymiş bu arada. Onu akıl edememiş herhalde. <laughs> evet ya. Ama elinde data yok abi. Data'nın sayesinde kumar kazanıyorlar ya. Ha doğru. Zarları falan şey yapıyor. Bu zarların ağırlığı farklı deyip eliyle düzeltip devamlı sonra 11 atmaya başlıyor. <laughs> şey ilginç yani. Data'yla o Teksaslı abinin muhabbetleri kumar üzerine şans üzerine muhabbetleri falan da evet. çok ilginç. Biraz evet. yine şey. Data'yla Worf'un hödüklükleri yani böyle hiç bilmez halleri falan bu bölümü taşıyan şeylerden bir tanesi. Evet ya onların o tatlı tatlı tartışmaları, kapışmaları, Teksas'la abiye şaşırmaları hepsi çok iyiydi. Ee, onun dışında hani işte bu klişe konusu ve kumar aslında tarafındaki o şans kısmını falan da iyi işliyor. Data buna zaten hep şaşırıyor. Poker'de oynarken önce blöf konusuna şaşırmıştı geçmiş bölümlerde. Onun için aslında bu daha net. Yani sayılar var, kartlar var, zar var, masa var. Her şey eşit olduğunda iyi bir zekanın kazanabileceğini kanıtlıyor. Bu bir yandan da değerli bir şey. Yani insan çünkü hep böyle yerlerde kendini aptal gibi hisseder ve kaybettikçe kaybeder aslında. İnsanın en büyük mantıksızlığına da Data orada bir çözüm getiriyor. Yani aslında çok büyük bir çözüm getiriyor ama bölüm içinde biraz küçük kalıyor. Bu da güzel bir detaydı. Ya bu bölüm tam şey gibi aslında Holodeck'te yaşadıkları o Sherlock bölümlerinin gerçekçisi gibi bir şeydi aslında. Evet, evet. yani bu bölümde bir gezegene gidip Royal'i bulmak yerine Holodeck'te de kısıtlı kalabilirlerdi işte yani biraz şey. Aynen. E, benzer bir benzer bir kurgu. Güzel kurgu zaten yani. Bir de meşhur sen bilir misin bilmiyorum bir Drake otelimiz vardır bizim. Ee, şu an Yok. Tamam, bir ara. ben sana sonra, videodan sonra anlatırım. O da şu an söyleyenler Drake Hotel Chicago Bulls röportajı dediğimde beni anlayacaklardır. <laughs> Selam <Allah. iyi> olayım. <laughs> Ben hiç anlamadım ama dur bakalım. Öğreniriz. evet evet anlatırım. Var mı abi bölüme ekleyeceğim bir şey? Biraz daha kısa geçeceğiz gibi bölümü. Yo yani abi şöyle çok sabit sevimli bir bölümdü bence bu. Yani hmm. bunu ele almadan geçmek istemedim. Ama üstünde de çok konuşacak bir şey yok gibi. Yani inanılmaz şeylere falan rastlanmıyor. Mesela bundan bir sonraki gelecek olan bölüm daha böyle wow işte hard bilim kurgu bir bölüm. Evet. Bu bölüm daha böyle şey Weird Tales tarzı bir bölüm ama şu bir, bundan sonra gelecek olan bölümle bu bölümün arasındaki tat bile bana şey geliyor. Ulan aynı dizide olan şeylere bak anladın mı? Bir tanesi de otelde kapalı kalıp kumar oynayarak oteli satın alarak çıkıyorlar. İşte bir sonraki bölümü konuşuruz zaten geldiği vakit. Tamamdır. O zaman bir sonraki bölüm 13. bölüm Times Square olacak. O bölüme kadar kendinize iyi bakın. Like'ınızı, yorumunuzu esirgemeyin. Öpün, sarılın. Sevin bizi. Hadi görüşürüz. görüşürüz.